Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 18 Ocak 2018 Perşembe gece görüşüyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Amerika'dan açıklama var. Pentagon'dan bir açıklama vardı. Bunu ilerleyen dakikalarda ekranınıza getireceğim. Önce bu sıcak gelişmeyi ekranınıza bir taşıyalım. Bu sıcak gelişme, tekrar edelim, Amerika merkezli. Bu açıklamanın hedefinde tabii ki Türkiye var. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Hert Arnold, olası Afrin operasyonu için Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz dedi. Tekrar edelim, Türkiye'nin olası Afrin operasyonu konusunda gözler hükümetin vereceği karara çevrilmişken Amerika'dan bir açıklama geldi. Amerika, Türkiye'yi Afrin operasyonu konusunda adım atmama yönünde uyardı. Tekrar edelim. Amerikan Dışişleri Sözcüsü, olası Afrin operasyonu için Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz dedi. Bir başka sıcak gelişme, aslında beklenen olağan bir gelişmeydi. Olağanüstü hal yine uzatıldı. O halin 6. kez uzatılmasını öngören tezkere AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece o hal bu geceden geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmış oldu. O hal 6. kez uzatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararı sonrası Bakanlar Kurulu'nda hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na gönderilen olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını öngören tezkere genel kurulda görüşüldü. AKP ve MHP'nin evet oyu kullandığı tezkere kabul edildi. Böylece FETÖ'nün Amerika destekli darbe girişimi sonrası başlatılan olağanüstü hal bu gece saat 1'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmış oldu. Afrin operasyonu için hazırlıklar sürüyor. Sınır birlikleri en üst hazırlık seviyesine getirildi. Tankların namluları Afrin'e bakarken PKK-PYD ikilisi taciz ateşi açtı. Mehmetçik terör hedeflerini yoğun top atışına tuttu. Hedefler obüslerle vuruldu. Afrin operasyonu için bölgede sınır birliklerinde hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Sınır hudut karakollarına teçhizat ve personel takviyesi yapıldı. Komando birlikleri Afrin'deki arazi koşullarına benzeyen sınırın sıfır noktasında tatbikat yaptı. Bugün öğle saatlerinde Hassa bölgesinde sınırda konuştu topçu birlikleri tarafından Afrin'e topçu atışları gerçekleştirildi. Tam teçhizatlı birlikler siper kazdı, mevzi tuttu. Düşman hedeflerine karşı pozisyon alma, sahaya uygun dağılma eğitimleri yapıldı. Askeri kaynaklardan aktarılan bilgiye göre bordo bereli timler de sınırda. Bordo bereli timler olası Afrin harekatı öncesinde vurucu öncü güç olarak görev yapacak. Havk füzeleri hava saldırılarına karşı koruma görevine hazır. Obüslerin namluları da Afrin'e çevrilmiş durumda. Gelecek emirlere göre terör örgütü PYD mevzileri bombalanacak. Sınırda hareketlilik sürerken PKK-PYD'li teröristler Suriye tarafından kilise taciz ateşi açtı. Sınırda konuştu topçu birlikleri tarafından Afrin'e topçu atışları gerçekleştirildi. Sınırda Ankara'dan gelecek emir bekleniyor. TSK taciz atışına anında misliyle karşılık verdi. Yerleri tespit edilen teröristler yoğun top atışına tutuldu. Ardından obüs füzeleriyle terör mevzileri vurularak imha edildi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Afrin harekatı öncesi kritik açıklamalar yaptı. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu kararlarını açıklayan Perinçek, Türk milleti olarak Türk ordusuna güvendiklerini vurguladı. 30 bin kişilik sözde PKK ordusuna karşı İncirli Küsü'nün Amerika'ya kapatılmasını isteyen Perinçek, zafer Türk ordusunun ve Türk milletinin olacaktır dedi. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu bugün Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı harekat konusunu gündeme alarak toplanmıştır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Afrin'e başlaması beklenen operasyon öncesi kritik açıklamalar yaptı. Oy birliğiyle aldığımız kararı Türk milletine ve dünya kamuoyuna duyuruyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki harekatı haklıdır, yerindedir ve zamanındadır. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda aldıkları kararları okuyan Perinçek, yüreklerinin Mehmetçik'le birlikte çarptığını, Türk ordusuna güvendiklerini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenimiz her zamankinden güçlüdür. Ordumuzdan zaferler bekliyoruz. Vatan Partisi olarak Vatan Savaşı'nın merkezindeyiz ve ön cephesindeyiz. Devlet ve milletçe bütün vatan güçlerini, bütün siyasal partileri, sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini Vatan Savaşı'nda birliğe çağırıyoruz. Zafer Türk ordusunun ve Türk milletinin olacaktır. Vatan Savaşı'nın mutlak başarısı için iç cephenin sağlam tutulması gerektiğini belirten Perinçek'e göre milli direnme ekonomisi inşa edilmeli. Vatan Savaşı'na saray savaşı çamurunu atan bozguncu faaliyet milletimizi etkileyememiştir. Halkımızın gıda güvenliği sağlanmalı, ordumuzun imkan ve yeteneğini güçlendirecek ekonomik uygulamalara öncelik verilmelidir. Vatan Partisi lideri Amerika'nın kaos hamlelerine karşı Suriye ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Türkiye vatan bütünlüğünü ve güvenliğini korumak amacıyla askeri harekatta bulunma kararlılığını sürdürecektir. Suriye devleti ve milletinin birliği Türkiye için de güvencedir. Suriye ile işbirliği ittifak birikimimizin değerlendirilmesi için anahtar değerindedir. Perinçek, Washington'un 30 bin PKK'lı ile ordu oluşturma hedefine karşı İncirlik Üssü'nün Amerika'ya kapatılması için hükümete çağrı yaptı. Amerika uçaklarına derhal kapatılmalıdır. Vatan Partisi lideri o halin uzatılmasını da değerlendirdi. Şimdi siz bir yandan bir askeri harekata geçiyorsunuz. Yani o hal bugünler için. Önümüzdeki koşulları bilmiyoruz ama seferberlik de gerekebilir Türkiye'nin önünde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın açıklamalarının yetersiz olduğunu söyledi. Pentagon'dan yapılan açıklamaların Afrin operasyonunu ertelemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, operasyonun Rusya ile koordineli şekilde yürütüleceği mesajını verdi. Halen endişe duyuyor muyuz? Veya tam olarak bunlar bizi tatmin etti mi? Hayır, tatmin etmedi. Amerika'nın terör ordusu kurulmayacak açıklamaları Afrin operasyonuna engel olmayacak. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Amerika'nın Suriye'de bir sınır ordusu kurulmayacağı yönündeki açıklamalarının tatmin edici olmadığını söyledi. Ortaklık bitecekti ve silah vermeyeceklerdi. Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde Kore Yarımadası'nın güvenlik ve istikrarı Dışişleri Bakanları toplantısında Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'la yaptığı ikili görüşmenin ayrıntılarını da açıkladı. Kendileri gazetelerde çıkan bu haberlere inanmamamız gerektiğini söylediler. Ben de gazete haberleri değil bazı askerlerden gelen açıklamalar olduğunu söyledim. Yani sözde bir terör ordusunun kurulması ilişkilerimizde geri dönülmez bir hasar açar. Ve çok başka bir boyuta gider. Böyle bir şeyin gerçek olmamasını biz de arzu ederiz. Amerika'nın açıklamalarının Afrin operasyonunu ertelemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Amerika'nın daha önce Manbij'le verdiği sözleri tutmadığını ve somut adım atmadığını belirtti. Hani Rakka bittikten sonra ortaklık bitecekti ve silah vermeyeceklerdi. Sadece DAEŞ'e karşıydı. DAEŞ'i bitirmenin, bugün tekrar ortaya çıkmamanın en kesin garanti çözümü siyasi çözüme ulaşmaktır. Yani Suriye'de bir siyasi çözüm getirmektir. Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü korumaktır. Ve şu anda YPG'ye yapılan yatırımlar diyelim, bu yardımlar esasen Suriye'nin sınır bütünlüğünü tehdit etmektedir. Çavuşoğlu'nun açıklamalarına göre Afrin operasyonu Rusya ile koordineli yürütülecek. Rusya asker sayısını bazen azaltıyor, bazen çoğaltıyor. Son zamanlarda da işte bazı askerleri geri çekti. Onları da hatırlayacaksınız. O yüzden son rakamları da bilmiyorum doğrusu. Ama zaten başından beri fazla yok. %200 arasında da bir fark yok. Evet. Hani 1000 mi 2000 mi deseniz tamam da ciddi bir fark olur. Burada gözlemciler var. Fakat biz burada bir müdahale yaptığımız zaman tabii ki bunu koordineli yapmamız lazım. Yani burada bulunan Rus gözlemcilerin bundan etkilenmemesi lazım.
Soçi zirvesi öncesi Afrin operasyon hazırlığında olan Türkiye'den iki önemli isim Rusya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan Moskova'ya gitti. Mevkidaşlarıyla önemli temaslarda bulunan Akar ve Fidan'ın çantasında Suriye'de PKK-PYD federasyon tartışmalarıyla Afrin harekatı vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika'nın PKK koridoruna ikinci büyük müdahalesi öncesinde Moskova'da kritik bir zirve düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Sadece Afrin konusunu değil, Suriye sahasında yaşanan bütün hareketliliği ve gelişmeleri değerlendirmek üzere Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerini yapıyorlar. İkili Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la görüştü. Akar ve Fidan'ın ajandasındaki en önemli madde PKK ve Suriye'nin toprak bütünlüğü. Suriye'nin geleceğinin masaya yatırılacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde PKK-PYD federasyon tartışması yeni bir boyut kazandı. Münbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye'nin atacağı kendi ulusal güvenliğini korumaya dönük adımların asla ve asla Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum. Ankara'nın bu konuda tavrı net. Suriye'nin mutlak bütünlüğünün korunması Türkiye'nin kırmızı çizgisi. PYD ve YPG Suriye Kürtlerini temsil etmez. Orada YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın ideolojisini benimsemeyen, onların terör faaliyetlerine karşı çıkan ve bundan da mağdur olan Kürtler var. Ankara, Moskova ve Şam'dan Soçi zirvesinde masaya federasyon önerisiyle gelmemesini istiyor. Bu kapsamda Akar ve Fidan'ın ziyareti öncesinde bir dizi üst düzey görüşme de yapıldı. Kritik Moskova ziyaretinde masadaki konularında Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki görüş birliğinin teyit edilmesi ve karşılıklı güven tazelemek olduğu belirtildi. Ulusal kanala bilgi veren kaynaklar, masadaki diğer bir önemli meselenin de Suriye hava sahasının Türkiye'ye açılması olduğunu aktardı. Türkiye neden PYD'nin işgal ettiği Afrin'e askeri operasyonu gündemine aldı? Suriye hükümetiyle koordinasyon neden zorunlu? Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş'a göre Afrin harekatının birden fazla haklı nedeni var. İşte o nedenler. Türkiye'nin her hakkı saklıdır bu bölgedeki tedbirlerle ilgili. Terör örgütü PYD'nin Suriye'deki karışıklıktan faydalanarak işgal ettiği Afrin'e askeri operasyon yapılması gündemde. Peki bu operasyon neden yapılmalı? Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş'a göre Afrin Harekatı'nın birçok haklı nedeni var. Türkiye'nin burada hukuki gerekçeleri vardır. Harekatta Amerika'nın Akdeniz'i açmak istediği terör koridorunun önüne geçileceğini söyleyen Aslantaş, PYD'nin Suriye sınırındaki kentleri tehdit ettiğini belirtti. Afrin demek Hatay demek, İskenderun demek, Mersin, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz. Münasır Ekonomik Bölgesi demek. Yani o kuzeydeki sözde oluşumun, koridorun kesilmesi için Afrin hayati önemli bir coğrafyadır. Astana anlaşmaları gereği İdlib'te Türkiye'nin gözlem kuleleri kurduğunu hatırlatan Aslantaş, bölgeye giden askerlerin güvenliği için PYD'nin temizlenmesi gerektiğini kaydetti. Bu yol, bu intikal unsurlarımız, gelip giden unsurlarımız, PYD'nin potansiyel tehdidi altında kalacak. Emekli kıdemli albay Aslantaş, Afrin operasyonu için mutlaka Suriye ile koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Esad'ın da vatan haini ilan ettiği oradaki ayrılıkçı Kürt unsurlarını bir dönemde bu fırsatı iyi değerlendirerek kullanması lazım Türkiye'nin. Koordinasyonun tam olması gerekiyor. Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var dedi, yanlış anlaşıldıklarını savundu. Türkiye'nin Afrin operasyonu öncesi Amerika'dan peş peşe açıklamalar geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz dedi. Ancak Pentagon, terör örgütü PYD'yi eğitmeye devam edeceklerini açıkladı. Önce Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, ardından Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan açıklamalar geldi. Amerika'nın Suriye sınırında terör ordusu kurmak gibi bir planı olmadığı savunuldu.
Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var diyerek kendilerini savunan Tillerson, Amerika'nın yanlış anlaşıldığını iddia etti. Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz. Tillerson, Amerika'nın Suriye'deki niyetinin IŞİD'den kurtarılan bölgelerdeki yerel unsurlara eğitim vermek olduğunu söyledi. Yani PKK-PYD'nin oluşturduğu SDG eğitilmeye devam edilecek. Pentagon'sa Suriye'de SDG ile kurmayı planladıkları sınır güvenliği gücünün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafız gücü olmadığını iddia etmişti. Amerika Savunma Bakanlığı sözcülerinden Eric Pahon yazılı açıklamasında Amerika Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor dedi. Söz konusu gücün ve verilecek eğitimin IŞİD karşıtı kampanyanın amaçlarına uygun olduğunu savunan Pahon da bu yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafız gücü değildir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur. IŞİD'i yenmek üzere Suriye'deki çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olacağız ve terörle mücadele çabalarımızda NATO müttefikimizin yanında duracağız. Gece görüşünün başında Pentagon'dan açıklama var demiştik. Şimdi gelelim o açıklamaya. Afrin'deki PKK-PYD'li teröristleri desteklemediklerini açıklayan Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı PKK-PYD güdümündeki SDG'yi istikrar sağlama ve alan kontrol gücüne dönüştürmek için eğitimden geçirdiklerini açıkladı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Türkiye ile dalga geçer nitelikte açıklamalar gelmeye devam ediyor. Önceki gün yaptığı açıklamada PKK-PYD güdümündeki SDG bünyesinde kurulacak sözde sınır ordusundan sınır güvenliği gücü olarak bahseden Pentagon sözcüsü Eric Pahon bu kez sözde ordunun adını değiştirdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da Merkez Kuvvetler Komutanlığı masasında görevli sözcülerden Pahon, terör örgütüne verdikleri eğitimin devam ettiğini belirtti. Sözcü Pahon, SDG'den bu kez istikrar sağlama gücü ve alan kontrol gücü diye bahsetti. SDG için Suriyeli yerel güvenlik güçleri ifadesini de kullanan Pahon, SDG'ye verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi. Eğitimin amacı Suriye'de evlerine geri dönenler için yerel güvenliği sağlamak ifadelerini kullandı. Pahon'un Amerika'nın Afganistan ve Irak'taki operasyonlarında aktif olarak görev aldığı bilgisini de bir dipnot olarak paylaşalım. Amerika PYD ortaklığına Suriye'den sert bir tepki geldi. İran temasları sırasında konuşan Suriye Meclis Başkanı, bölgedeki grupların Amerika ile eş güdümlü hareket etmeleri, Amerika'nın terör gruplarını amaçları doğrultusunda araç olarak kullandığının kesin bir göstergesidir, dedi. Resmi temaslar çerçevesinde İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Suriye Meclisi Başkanı Hamude Yusuf Sabba, İran Dışişleri'nin belirleyici ismi Ali Ekber Velayeti ile bir araya geldi. Amerika'nın bölgedeki varlığının gündemde olduğu görüşmede Suriye'de ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. İran'ın Suriye'ye desteğinin devam edeceğine vurgu yapıldı. İran devrim rehberi Ayetullah Hamane'nin baş danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran, emperyalizme karşı mücadelede Suriye milleti ve yönetiminin yanında olacaktır, dedi. Heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, Amerika'nın Suriye'deki terör gruplarıyla işbirliğine tepki gösterdi. Amerika'nın bölgedeki senaryolarının sonuna geldiğine dikkat çeken velayeti, Amerika istesin ya da istemesin bu topraklardaki varlığı yakında sona erecektir ifadelerini kullandı. Basın toplantısında konuşan Suriye Meclis Başkanı Hamude Yusuf Sabbah ise sözde sınır güvenliği ordusu ve Amerika PYD ortaklığını sert bir dille eleştirdi. Amerika'nın son hamlelerine hem biz hem müttefiklerimiz kesinlikle karşıdır diyen Suriye Meclis Başkanı, bölgedeki bu tür grupların Amerika ile eş güdümlü hareket etmeleri Amerika'nın terör gruplarını amaçları doğrultusunda araç olarak kullandığının kesin bir göstergesidir, dedi.
Haber ajansı Sana'ya konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de Amerika'nın Suriye topraklarındaki askeri varlığının kesinlikle meşru olmadığını vurguladı. Siyasetin gündemine geçiyoruz. Yalova Milletvekili Muharrem İnce pazartesi günü CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak. Adaylığını ilk kez ulusal kanala açıklayan İnce'nin delege sayısının %10'u olan 125 imzayı toplaması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylardan biri de Yalova Milletvekili Muharrem İnce. Anahtar teslimi, paket. Delege seçim. CHP'de parti içi mücadelenin İstanbul İl Kongresi'nde zirve yapmasının ardından ilk olarak eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığı. Muharrem İnce ise hafta başında delegelerden imza toplamaya başlamıştı. Çalışmalarını gizli yürütme kararı alan İnce ilk kez ulusal kanala konuştu. Genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. İnce 22 Aralık pazartesi günü saat 12'de kameralar karşısına geçecek. Gerekli imza sayısını bulan kişi aday olur. Ümit Kocasakal'ın adaylığına ilişkin ulusal kanalın sorularını da yanıtlayan İnce, arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun, kurultayda başarılar dilerim dedi. CHP kulislerinde İnce ve Kocasakal'ın ilk turda delegenin nabzını yoklayacağı belirtiliyor. En yüksek oy alanın diğerinin lehine çekileceği ifade ediliyor. ...3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36. CHP olan kurultayında 1247 seçilmiş delege, genel başkan adayları ve yeni parti yönetimi için oy kullanacak. Kurultayda delege sayısının %10'u olan 125 imzayı toplayan her isim genel başkanlık için aday olabilecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı. İstanbul'da konuşan Karamollaoğlu, Gül'ün aday olabilme ihtimalinin olduğunu belirtti. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Saadet Partisi'nden açıklama geldi. Yani Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da gazete ve televizyon kanalları yöneticileriyle buluştu. Türkiye'nin gündemini değerlendiren Karamollaoğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Gül'ün adaylığı soruldu. Elbette aday olma ihtimali olur. Ama şu anda adayımızdır demek şu anda doğru olmaz. Fakat bu vasıfları olan bir insan. Tabii orada iki husus var. Bir, kendisi böyle bir noktada ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim diyebilir demesi gerekiyor. İki, diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Abdullah Gül kıymetli bir kardeşimiz diyen Saadet Partisi lideri aday olma ihtimali var yorumunu yaptı. Onun için ihtimal dediğiniz zaman ihtimal elbette mevcut. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'ın adı Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi. İstanbul'da yapılan 48. Genel Kurul toplantısında dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlığının batıdan doğuya kaydığı tespiti yapıldı. Ekonomik sorunlara da dikkat çeken sanayiciler tarım ve sanayinin kan kaybettiğini, Türkiye'nin üretmeden tükettiğini vurguladı. 1990'lardaki ekonomik sorunlarımız adeta bir geri dönüyor. 48 yıl sonra TÜSİAD isim değiştirdi. İstanbul'da yapılan genel kurul toplantısına ekonomik tespitler damgasını vurdu. Türkiye üretmiyor. Hem tarım hem de sanayi üretiminde kan kaybediyoruz. 637 üyesi bulunan Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği 48. Genel Kurul toplantısı için bir araya geldi. Benim için çok kazanmaktan çok daha önemli. Toplantı 2017 yılında hayatını kaybeden TÜSİAD Kurucu Başkanı Feyyaz Berker'in anılmasıyla başladı. Genel kurulun açılış konuşmalarını da TÜSİAD İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik yaptı. Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi. Ve dünyanın ağırlık merkezi batıdan doğuya doğru kayıyor. Türk sanayicileri dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlığının batıdan doğuya kaydığını vurguladı. Dünyada liberal ekonomi modeline karşın Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet egemen ekonomi modelinin başarılı olduğu belirtildi. Batının hegemonyası zayıflıyor. Doğunun
değerleri giderek yükseliyor. Türkiye'deki ekonomik sorunlara da dikkat çekildi. 1990'lı yıllar geri geliyor diyen sanayiciler büyük bir finansal kriz uyarısı yaptı. Türkiye'de müthiş bir rekabete, haksız rekabete yol açan bir kayıt dışı ekonomi sorunumuz hala var sevgili dostlar. Fiyat istikrarını sağlamak bir yana enflasyonu %10'un altında tutmakta zorlanıyoruz. Tarım ve sanayinin kan kaybettiği ve dış borçların her gün arttığı belirtildi. Geçici çözümler yerine yapısal reformlar yapılmalı denildi. Üretmeden tüketiyoruz, tüketmek için de borçlanıyoruz. Yeterli dış kaynak temin edilemezse ekonominin çarkları dönmez hale gelebilir. Konuşmaların ardından Divan Kurulu TÜSİAD'ın isim değişikliği kararını genel kurula sordu. Oy birliğiyle alınan kararla marka ismi aynı kalmak üzere TÜSİAD'ın ismi Türkiye Sanayici ve İş İnsanları olarak değiştirildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hükümetin çılgın proje olarak sunduğu Kanal İstanbul'un maliyeti 80 milyar lirayı bulacak. Ekonomistlere göre bu proje ekonomik intihar. Türkiye ekonomisi zorda. Kredi ve dış borç her geçen gün daha da artıyor. Ekonomideki kötü gidişata rağmen hükümet asrın projesi olarak tanıttığı Kanal İstanbul projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üretimi arttırmıyor. Teknoloji üretmiyor, yeni fabrikalar kurmuyor. Henüz ilk kazmanın vurulmadığı proje çevresel etkiler ve siyasi olarak tartışmalı durumda. Peki projenin Türkiye ekonomisine yansıması nasıl olacak? 80 milyar dolar maliyetli tamamen inşaata ve inşaat rantına yönelik bir projeye girmesi, açık söylüyorum, krize davetiyedir. Kanal İstanbul projesini ulusal kanala değerlendiren ekonomist Bartu Soral, projeyi ekonomik intihar olarak tanımlıyor. Tamamen inşaata dayalı projeler bir ülkeyi kalkındırmaz. Soral'a göre projenin ülke ekonomisine de hiçbir getirisi olmayacak. Proje konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nı fevkalade altını çizerek uyarıyorum, bu projeden vazgeçin. Türkiye'ye muhteşem bir kalkınma, planlı üretim projesini hazırlarız. Ekonominin zor durumda olduğunu kaydeden Bartu Soral, Kanal İstanbul yerine hükümete ekonomiyi düzeltecek çılgın bir proje önerdi. Cumhurbaşkanı çılgın proje yapmaya meraklıysa şöyle yapalım, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı o çılgın devrimci 1930 ile 45 arasında Türkiye'yi dünyada en yüksek büyüme hızına kavuşan ve bir kalkınma mucizesi olan Cumhuriyet projesini uygulayalım. İzmir'de denizle kara birleşti, kordon boyu su altında kaldı. Kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vapur seferleri durdu, bir yük gemisi ise sürüklenerek karaya oturdu. İzmir güne gök gürültülü sağanak yağışlı bir havayla uyandı. Hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kordon kıyılarında yükselen sular fırtınanın etkisiyle taştı. Yani deniz ve kara birleşti. Fırtınayla birlikte yaşam olumsuz etkilenirken deniz yükseldi. Açtığımızda berbattı, yavaş yavaş temizlemeye çalışıyordu işte gördüğünüz gibi. Yani nasıl temizleyeceksek onu da bilmiyoruz ama temizledikçe iyice batıyor. 3 defa temizledik, 3 defa su bastı. Kordon boyu su altında kaldı. Çok sayıda iş yerini su bastı. Dükkanımız taştı. Görüyorsun halimizi bak. Tüm her taraf su. Diz kapama kadar sular içerisinde ve dükkanın sandalyesi koltuğuna kadar sular içinde. Tabii ki denizin taşması bu, yağmurdan dolayı değil. 7.30'dan beri bu şekilde su atıyoruz burada. Apartman yarıya kadar doluydu, buraya kadar doluydu yani. 3 kişi burada çalışıp su atıyoruz yani. Gördüğünüz üzere Atatürk Müzesi'ne şu an ulaşamıyoruz çünkü önünde sel olmuş durumda. Direkt mağazalarına su basmaya başladı. Daha da yükseldi aslında.
Ve son durum bu. Elektrik çarpmasına bütün elektriklerimizi kapattık. Sadece Alsancak ve Konak değil, pek çok ilçede de yağış nedeniyle trafik kilitlendi. Fırtınada ağaçlar devrildi. Ali Ağa'da bir yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu. Yağışlı hava 3 gün boyunca devam edecek. Mardinli çiftçilerin günlerdir beklediği yağmur sonunda toprakla buluştu. Üreticilerin umutları da yeniden yeşerdi. Mardinli çiftçinin beklediği yağmur sonunda geldi. 2-3 aydır yağmuru bekliyoruz biz çiftçiler. Buğdayı ekmişiz. Buğday toprak altındadır. Yani bu gidişle belki buğdaylar bozulurdu. Gördüğünüz gibi şimdi yağmurdur. Mardin Ovası son 44 yılın en kurak kışını yaşıyor. Ocak ayının ortasında olmamıza rağmen beklenen yağışın gelmemesi çiftçiyi tedirgin etmişti. Bu yağmurla alttaki bütün buğdaylar çıkar ve çiftçiler de sevinir. Yağmur yağmasıyla üreticiler rahat bir nefes aldı. Eğer yağmur yağmasaydı millet perişan olurdu. Önümüzdeki günlerde de yağış böyle devam ederse Mardinli çiftçinin ektiği tohum yeşerecek. Yani bütün çiftçiler bu yağmuru bekliyordu. 130 bin metal emekçisi Şubat ayında greve çıkıyor. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu haklarını alana kadar grevi sürdüreceklerini belirtti. Fabrikalar büyüse, mezar olacak. Türkiye'nin büyümesinde kilit sektör olan 157 milyar dolar ihracatın büyük kısmını gerçekleştiren metal sanayinde işçiler greve gidiyor. Şubat ayı başıyla grevimizi başlatacağız ve bu yürekli insanlarla nereye kadar gidiliyorsa bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Birleşik Metal İş Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde MES'le anlaşma sağlayamadı. Arabulucu da toplu sözleşmelere katkı sağlayamadı. Sadaka değil, toplu sözleşme. Sürekli yatırım yapan, sürekli büyük karlar açıklayan, devasa fabrikaları ayakta tutan insanlar Türkiye'de açıklanan yoksulluk sınırının neredeyse yarısıyla çalışıyor. İşte biz buna isyan ediyoruz. Tüm Türkiye'de basın açıklaması yapan metal işçilerinin bu seferki adresi Mersin Özgür Çocuk Parkı oldu. Önümüze o hali çıkartıyorlar, çıkartsınlar. Neyi çıkartırlarsa çıkartsınlar. Eğer bu grevi yasaklarlarsa bilin ki bu fabrikalarda üretim alamazsınız. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu metal işçilerine çağrı yaptı. Hükümetin İşçi düşmanlığı politikalarına karşı birlikte duruş sergileyelim, grev ertelemesine birlikte karşı çıkalım. Türk Metal Sendikası üyesi işçiler de fırtınaya rağmen İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Emekçiler metal işçisinin cenaze namazını kıldı. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Burası da Manisa. İş ekmek olsa barış olacak. Manolya Meydanı'nda buluşan işçiler mücadeleye omuz verdi. Geçinemiyoruz. Ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun uzama istiyoruz ve alacağız. İşte kilit söz vatandaşın kendisinden geldi. Geçinemiyoruz. Bu geçinemiyoruz sözü toplumun genelinde sıkça söylenir oldu. Hatırlayacaksınız, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir vatandaş, geçinemeyen bir vatandaş, açlıktan bunalan bir vatandaş kendini ateşe vermişti. İzmir'de ise 8 aydır işsizlik maaşı alamadığı için İşkur önünde bir vatandaş soyunarak protesto gösterisinde bulunmuştu. Toplumun genelinden geçinemiyoruz sesi iyice yükselmeye başladı. Isparta'da kasa tipi nakli uçağının düşmesi sonucu şehit olan 3 kahraman asker son yolculuklarına uğurlandılar. Törenlere binlerce vatandaş katıldı. Ordu ve Eskişehir'de şehit töreni vardı. Binlerce yurttaş şehitlerini ebediyete uğurlamak için bir araya geldi.
Isparta'da kasa tipi askeri kargo uçağı eğitim için havalanmış, bir süre sonra da radardan kaybolarak düşmüştü. Kazada şehit olan 3 asker için ilk tören Eskişehir'de yapıldı. Memleketlerine uğurlanan şehitlerden ikisi orduluydu. Hava pilot binbaşı Ümit Kara Mustafa'nın naaşı Fatsa ilçesine, hava pilot yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın cenazesi Altınordu ilçesine gönderildi. Cenaze namazının ardından şehitlerin naaşı ebediyete uğurlandı. Teknisyen kıdemli Assubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı da Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Arlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Reşadiye Camisi'ne getirildi. Helali kalındıktan sonra şehit Vişnelik Hava Şehitliği'ne götürüldü. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Ailelerine sahip çıkmak hem milletin hem devletin görevi. İzmir'deki şehit ailesi ve gaziler devlet övünç madalyası ve beratıyla onurlandırıldı. Korku nedir bilmez! Korku nedir bilmez! Vicdanın! Her şey vatan için. Kimi yurt içinde, kimi sınır ötesinde, kimi de 15 Temmuz'da şehit ve gazi oldu. İzmir'de yaşayan 19 şehit ailesi ve 3 gazimiz devlet övünç madalyası ve beratıyla onurlandırıldı. Vatan savunmasında canını vermekten kaçınmamış aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız konuştu. Terör örgütleri ve arkasındaki uluslararası güçlere mesaj verdi. Türkiye'yi terör örgütleriyle, terör eylemleriyle ve teröristlerle terbiye edeceğini sananlar beyhude uğraşıyor. Utku Baran Topçuoğlu, 2,5 yaşında. Babası jandarma Assubay Çavuş Tolga Topçuoğlu. Diyarbakır'da şehit olduğunda 2 aylıktı. Şimdi aslan gibi. Babasının varisi olarak devlet övünç madalya ve beratını Güneydeniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin'den aldı. Utku Baran, babanın adını söyler misin? Şeyime. Çok gurur duyuyorum. Yani bilmiyorum, duygularımı öyle maalesef dile getiremiyorum. Hem üzgünüm hem mutluyum. Şehit ve gazilerimizin özgeçmişleri tek tek okundu. Ardından şehitlerimizin mirasçıları ve gazilerimize madalya ve beratları takdim edildi. Gurur ve hüzün bir aradaydı İzmir'de. İçi yanan bir anneyim ama oğlumla gurur duyuyorum. Türk milleti olarak şehit ve gazilerimizde ne kadar gurur duysak azdır. Trabzon'da pistten çıkan uçak bulunduğu yamaçtan 11 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Uçak inceleme yapılmak üzere hangara götürüldü. Trabzon havalimanına indikten sonra pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı uçurum kenarından çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları için 300 ve 500 tonluk iki ayrı vinç kullanıldı. Bulunduğu dik yamaçtan alınan uçak ekiplerin kontrolünde piste indirildi. Yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından kaldırılan uçak inceleme için hangara götürüldü. Trabzon Havalimanı çalışmalar nedeniyle 24 saatliğine uçuşa kapatıldı. Boeing 737 tipi uçağın bulunduğu yerden çıkarılmasının maliyetinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirtildi. Sağlık haberiyle devam edelim. Gebelik döneminde meydana gelen hormonal değişimler kadınlarda hamilelik sonrası depresyona neden olabiliyor. Uzmanlar annenin sıkıntılarının bebeğe de yansıdığına dikkat çekiyor. Peki depresyon nasıl atlatılabilir? İşte uzmanların uyarıları. Doğum sonrası depresyona karşı uzmanlar uyarıyor. Eşinin desteğini ve bir psikolojik yardım almasını öneriyoruz. Doğum sonrası anneler hem fiziksel hem de duygusal açıdan değişiklikler yaşıyor. Bazı anneler yeni bir çocuğa sahip olma sürecini ağır atlatabiliyor.
Peki doğum sonrası depresyon kendini nasıl gösteriyor? Bir kere ilgisizlik olur. Ciddi anlamda bir çökünlük olabilir. Kendiyle ilgilenmez, genel görünüşüyle, yani saçıyla, kıyafetiyle, iştah kaybı olabilir. Bebeğiyle gereken bağı kuramayabilir. Çok hassas, duygusal anlamda çok kırılgan bir yapıyı görebiliriz. Ve özellikle de hani aşırı ağlama ile kendini gösterir. Dış etkenlere dikkat. Eğer etkileniyorsanız risk altındasınız demektir. Bazı anneler kendilerinden çok dış etkenlerin etkisini daha çok önemsemekteler. Böyle olduğunda da depresif duygu durumuna bir aslında zeminde oluşturan risk grubundaki anneler oluyor bu anneler. Annenin duygu durumundaki olumsuzluklar bebeği de tehdit ediyor. Psikolog Pervin Güneş, anne ve bebek arasında bağın kurulma aşamasına dikkat çekti. Bağımsız bir bireyken artık işte bir diğer canlıyı, işte çocuğunu besleyen, direkt ona bağımlı olan, yani bir anlamda bağımsızlığını yitiriyor anne. Doğum sonrası depresyonda bebek emzirme durumundan dolayı ilaç kullanımının olmadığına da dikkat çekti Güneş. Depresif ruh halinin atlatılmasında asıl önemin eş desteği olduğunu vurguladı. Bebek emdiği için ilaç tedavisi aslında kullanılmıyor. Babayı da bu sürece dahil etmek. Yani en azından işte çocuğun elini tutarak anne emzirirken elini tutabilir. Annenin yanında yer olduğunu, her türlü bebeğin bakımında yer alarak çekirdek aile olmanın bilincini, mutluluğunu hep birlikte birbirlerinin yanında durarak tadabilirler. Kısa adı SMA, yani gevşek bebek sendromu hastası olan çocukların aileleri yetkililerden ilaç talep ediyor. SMA hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayan aileler, çocuklarımızın hayatları bürokratik engellere takılmasın diyor. Kısa adı SMA, yani gevşek bebek sendromu hastası olan çocukların aileleri Ankara'da bir araya geldi. 60 civarında bebeğimizi, meleğimizi toprağa verdik. Sağlık Bakanlığı önünde buluşan aileler SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. İlacın Türkiye'ye getirilmesi için mücadelemiz başladığında bu bebeklerimizin hepsi yaşıyordu. Eylemde aileler adına Kamile Kurt açıklama yaptı. SMA hastalarının ve ailelerin beklentisi, Sağlık Bakanlığı tarafından adı geçen ilacın kullanımına bir an önce tüm hastalar için onay verilmesidir. Kurt, SMA hastası çocuklardan her gün birinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Diğer bir beklentimiz de bununla eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık uygulama tebliğinde düzenlemelerin yapılması ve ilacın 2 ve 3 tip hastalar için koşulsuz olarak ödeme kapsamına alınmasıdır. Çocuklukta belirtileri daha belirgin görülen SMA hastalığı, ölümcül ve sürekli ilerleyen genetik bir hastalık. Bir kutu için astronomik fiyatlar talep eden ilaç şirketlerinin tarafında değiliz. Bu hastalığa yakalanan çocuklar oturamıyor, yürüyemiyor, yutkunamıyor ve daha yaşını doldurmadan solunum zorluğu çekmeye başlıyor. Hakkımızı arıyoruz. Avrupa İlaç Ajansı tarafından Spinraza isimli bir ilaca SMA hastalığının tüm tipleri için onay verildi. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu ilacın bedelini sadece acil hastalar için ödüyor. Gerekli prosedürlerin bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Türkiye'de 150 kadar hastaya ilaç sağlandı. Çok yüksek fiyatlara sahip bu ilaca ulaşamayan çocuk ve yetişkin olmak üzere 1300 SMA hastası daha bulunuyor. Yalnızca çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Doğanın tedavi edici gücü her geçen gün daha fazla alanda etkisini gösteriyor. Dünyanın en cana yakın, en insana dost canlısı yunuslarla insan arasındaki şifa veren ilişkiyi keşfeden psikiyatri bilimi, Yunus Terapi Programı'yla önemli gelişmeler kaydetti. Oldukça zeki olan bu sevimli deniz memelileri, ruh bilimcilerin terapi programlarının bir parçası olunca ortaya işte böyle hayranlık uyandıran görüntüler çıkıyor. Türkiye'de ilk kez yunuslarla terapi 19 yıl önce uygulandı. Psikiyatri uzmanı Dr. Murat Kemaloğlu'na göre 60'a yakın hastalığın psikoterapi programında bu uygulama sonuç veriyor. Beyin felci olan hastalar, genetik sendromları olup da öğrenmesi yavaşlamış, engellenmiş olan çocukların aileleri en çok ilgi gösteriyorlar.
Özellikle öğrenme süreçlerinin 2 ila 10 kat arası hızlanması ve etkisinin 1 yıl sürmesi 10 günlük Yunus terapisi ile mümkün. Otistik bir çocuğunuz var diyelim. Konuşmayı öğrenemiyor, çiğnemeyi öğrenemiyor, sosyal davranışları, becerileri geri kalıyor. Yunus terapisinden sonra çocuk birdenbire konuşmaya başlayabiliyor, daha kolay öğreniyor. Mutluluk maddesi endorfinin artışı, alfa dalgalarının uyarımı, bağışıklık hücrelerinde ve immünglobulinlerde artış, Yunus terapisinin kanıtlanmış olan bilimsel etkileri. Bunu sağlayan en önemli etkense, öğrenme süreçlerini hızlandırıcı etki, Yunus'la insan arasındaki özel bağdan kaynaklanıyor, özel hayranlık ve takdir duygularından. Yunuslarla yüzerken yaşadığınız duygunun ne kadar özgün bir duygu olduğunu ancak onlarla yüzerseniz, onlarla haşır neşir olursanız bunu yaşayarak öğrenebilirsiniz. Yunuslar çok mutlu hayvanlar. Onların mutluluğunu görünce otomatikman zaten bir kendilerini iyi hissediyorlar. Çok mutluyum. Böyle dinamik hissediyorum kendimi. Yunus terapisinden faydalananlara göre bu aynı zamanda bir başarı anahtarı. Konservatuvarda okuyorum. Piyano öğrencisiyim. Hani konserlere daha rahat çıkıyorum. Eskiden çok stresliydim. Çok heyecan yapıyordum. Yunuslardan sonra daha rahat olmaya başladım. Kendimi iyi yapabileceğim konusunda odakladım. Yaratmalar yaptım. Ve bu işe yaradı yani. Yunuslar iyi geldi bana. Günümüzde internet ve televizyonda sağlıkla ilgili çok sayıda sahte ürün pazarlanıyor. Satılan sahte tıbbi ve kozmetik ürünler halkın sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Girişimci Eczacılar Derneği bu durumun önüne geçebilmek için geleceğin e-hali toplantısı düzenledi. Besin destek ürünlerinden medikale, dermakozmetikten kişisel bakıma kadar birçok ürünün sahtesi üretiliyor. İnternet ve televizyonlarda reklamları yapılan ürünlerin yan etkileri ölüme kadar gidebiliyor. Girişimci Eczacılar Derneği ise bunların önüne geçebilmek için geleceğin e-hali lansman toplantısı düzenledi. Toplantı İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Müzik eşliğinde başlayan toplantıda birçok sorun ele alındı. Etkileyeceksek şimdi etkileyeceğiz. Eczacıların hedefi ise halkın sağlığını tehdit eden bilgi kirliliklerinin önüne geçerek farkındalığı artırmak. Dermakozmetikler ve besin destekleri tamamen tedavi edici ya da tedaviye yardımcı ürünlerdir. Bu sebeple bu ürünlerin mutlaka ve mutlaka eczanelerden ve eczacı danışmanlığında alınması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre piyasaya sürülen 73 tür sahte ürün tespit edildi. Bunların tanıtımını yapan 724 internet sitesi kapatıldı. İnsanları o sosyal medyada da yönlendirebileceğimiz doğru platformlar olmalı. Sadece gelin, çünkü bu artık dünyanın gerçeği, değiştirilemez bir şey. Dernek 28-30 Eylül'de düzenlenecek kongre için 8 bin kişinin katılımını hedefliyor. 8 binli 10 binli katılımlar olsun ve istiyoruz ki eczanesini geleceğe taşıyamak isteyen meslektaşlarımızın sayısı binlerde kalmasın, daha çağdaş bir eczacılık uygulaması yapabilir hale gelelim. İzmir'de tarihi diş hastanesinin taşınmasına karar verildi. Bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Yani burada kalmasını istiyoruz biz. Başka yere istemiyoruz. Onarımı gerekse onarılır veya güçlendirilir ama taşımaya gerek yok. Bu binalar onlardan çok daha sağlam bir bina. Tarihi Diş Hastanesi taşınma hazırlığında. Türk Sağlık Sen İzmir Şubesi bu karara tepkili. Yani Konak Eğitim Diş Hastanesi. Türk Sağlık Sen İzmir Birinoğlu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, eski Şifa Hastanesi'nin deprem yönetmeliğine uygun olmadığını iddia etti. Bir karar değildir. Oranın deprem yönetmeliğine uygun olmadığını da biz biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Statik ölçümlerinin yapılmadığını, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı da bir gerçek. Sağlık çalışanları çalışır haldeki bir hastaneyi taşımanın doğru olmadığı görüşünde. Maliyet açısından biz olaya bakıyoruz. Bir de vatandaşların hizmet alması açısından bakıyoruz. 40 yıllık hizmet veren diş hastanesinin oraya taşınması, İl Sağlık Müdürlüğü'nün buraya taşınması bize göre yerinde olan bir karar değil. Sonuçta burada oturmuş bir düzen var, vatandaşların bir alışmışlığı var, verilen bir hizmet var. Sendika başkanına göre asıl sorun İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü'nün binasının olmayışı. 35 yıldır İzmirlilere hizmet veren tarihi diş hastanesinin eski şifa hastanesine taşınması,
İzmir Sağlık İl Müdürlüğü'nün ise şimdiki diş hastanesine taşınması planlanıyor. Hastalar ve vatandaşlarsa hastanenin şimdiki yerinden ve binasından şikayetçi değil. Şehir merkezidir. Burası giden gelen çocuğu oluyor. Arabalar burada kalıyor. Orada sapık yeridir. Yani burayı istiyoruz. O kadar taşıma etme masrafları yerine burada yeniden bir bina yapılması bence uygundur yani. Bu da ek bina olarak kullanılır. Oraların eski halini de biliyorum ben. Şimdiki halini de biliyorum. O binalar şöyle sıkı bir tekme vursan yıkılacak gibi yani. Gerçek söylüyorum yani. Derme çatma eski otellerden yapılmıştır orası. Elektronik ticarette satışın güvenli olduğunu gösteren güven damgası uygulamaya giriyor. Sitelerde uygulanacak bu sistem zorunlu olmayacak. Güven damgasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı isteyen internet sitelerine verecek. Telefon aldım, salatalık geldi, dönemi kapanıyor. İnternetten yapılan alışverişlerde dolandırıcılığın artmasıyla bakanlık da olaya el attı. E-ticarette kullanılacak güven damgasına ilişkin detaylar netleşiyor. Bu damga şirketlerin güvenlikle ilgili kriterlere uyduğunun göstergesi sayılacak. Tüketicilerin güvenli alışveriş yapmaları yönünde bir güven olgusunu tüketici memnuniyeti açısından tüketiciyi algılamak istiyorsa, aşılamak istiyorsa ya da göstermek istiyorsa bu belgeyi alsın. Elektronik ticarette güven damgası uygulaması devreye giriyor ama bu uygulama zorunlu değil. Gönüllü olacak. Yani isteyen siteler ana sayfasında bu damgayı kullanabilecek. Damganın gerçek olup olmadığı, üzerine tıklandığında doğrulama verilmesini sağlayacak linke gidilmesiyle anlaşılacak. Ama damgayı kullanmak zorunlu olmayacak. Alacakları güven damgası logosunu kendi internet satış sitelerinde, e-ticaret firmalarında da bu belgeyi alabilecekler. Uzmanlar bu uygulamanın da dolandırıcılar tarafından aşılabileceğini belirtiyor. Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal ise asıl önemli olanın bilinçli tüketici olmak olduğunu ifade etti. Bunların öne geçmenin en iyi yönü aslında bilinçli tüketici olabilmek. Koçal bu gibi durumların yaşanmaması için cezai yaptırımların daha ağır olması gerektiğini savundu. Bu konuda ceza hukukunda da değişikliğe gitmek lazım. Yani internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciyi istismar eden ve tüketici istismarı sağlayarak bunun üzerinden haksız kazanç elde eden firmalara uygulanacak cezalar dolandırıcılığa sokulmuyor. Gece görüşünün sonuna geldik. Güzel bir gece, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. İyi geceler, mutlu yarınlar.